Biden yönetimi ABD'deki Hong Kong vatandaşlarına Çin'in baskısı nedeniyle ülkede kalış sürelerini uzatma ve geçici güvenli liman imkanı tanıyacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin bu teklifini eleştirdi. Bakanlığın Hong Kong'daki ofisinden yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'in Hong Kong'da devam eden baskısı karşısında Hong Kong vatandaşlarına destek için sunduğu teklif yarı özel Güney şehrini ve Çin'in merkezi hükümetini damgalamak ve boşuna bir girişim olarak değerlendirdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son yılların en büyük orman yangınları devam ediyor. En az 8 kişinin yangın sebebiyle kayıp olduğu bildirildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık 3 haftadır süren orman yangınları bazı yerleşim yerlerini de etkilerken afetin bilançosu ağırlaşıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Buse'naz Sürmeneli Çinli rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Sürmeneli Türk boks tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın boksör oldu. Özbekistan'da Liberal Demokrat Parti siyasi kurul toplantısında 24 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in İran'la ilişkileri yeni bir düzeye taşımaya hazır olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran Cumhurbaşkanlığına seçilen İbrahim Reisi'nin yemin ederek göreve başlamasından ötürü Reisi'ye tebriklerini sunduklarını kaydetti. ABD'de iki Myanmar vatandaşı askeri darbeye ve yönetimi ele geçiren orduya karşı çıkan Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'ne suikast girişimi iddiaları üzerine tutuklandı. Yabancı birliklerin çekilmesiyle Afganistan'da geniş kesimleri kontrol altına alınan Taliban'ın Nimroz'un ardından Cüzcan vilayetinin yönetim merkezi Şibrigan'ı da ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Tacikistan sınırında bulunan Kunduz vilayetinin merkezindeki bazı bölgeleri ele geçirdiği, çıkan çatışmalarda 11 sivilin öldüğü, 10'u ağır 41 kişinin yaralandığı bildirildi.